Efendim ben Menix'e donasınız. Umarım keyifleriniz yerindedir. Dolu Okudar Mütecavız Günlükleri'ne hoş geldiniz. Nasılsınız? Çayınızı, kahvenizi, yemeğinizi hazırladınız. Yine ekranın başına koyuldunuz diye tahmin ediyorum. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Şimdi... Tatlı Vadideki son aşamaya geldik arkadaşlar. Ayı postu görmüş olduğunuz üzere kurmak üzere. Bu kuruyan ayı postunu biz... işleyeceğiz. Sonrasında buradan gideceğiz. Burada alabildiğimiz her şeyi alacağız. Taşıma kapasitemiz artı 40 olması, artı 10 olması lazım. Yani toplamda 40. Evet, bunu kurmaya çalışacağız. Taşınırken bizim için bu artılar çok çok önemli. Bu kurumuş. Bunu da atalım buraya bir yere. Buraya atabiliriz bunu da. Benim üzerimde demir mi var? Yok. Pekala. Dışarıda ne kadar yemeğimiz var? Onu bir kontrol etmek istiyorum. Bugün hatta gece oluyor aslında. Aslında gece bile çalışabilirim. Olabildiğince fazla çalışmak istiyorum. Yorgun olsak bile çalışabiliyoruz ama ışığa ihtiyacımız var. Bunu da elimizdeki yakıtı kullanabiliriz aslında. Fenerleri falan. Yemek yok. Hepsi yanımda. Bunu bir yiyelim. Burada biraz zaman geçireceğiz. Bence bir saat uyuyabiliriz. Ne posta hala kurumamış. Ben yanıma bir fener almak istiyorum, evet. Peki bizim üzerimize ne kadar yağ var? Tamam, biraz yağ var. Buradaki de küçüktür herhalde, tamam. Bunu da al, olsun. Kullanacağız ne varsa. Şimdilik kapat bunu. 2 saat daha uyuyalım. Sonrasında muhtemelen 199. %100 olacaktır ve tulum için operasyona başlayacağız. Böylelikle fenerimizi açalım. Evet, şahane. Buradan ayı postunu alalım. 5 tane kumaş ihtiyacımız vardı, bir tane eksik. Onu alalım. Bağırsakları alalım. Nasıl 6 tane falan bağırsak istiyordu. Bunu yapıyoruz. Evet. Peki bunu yapmak için nacak av bıçağı falan lazımmış. Pekala. Yapabildiğin kadar yap. Bıçakla yapacağız. Ederin yakıtı bitirse kadar yapacağız. Dediğim gibi az uyuyup çok çalışmak lazım. Fenere yakıtımızı ekleyelim. I'm gonna need to rest soon. Suyumuzu içelim. Kalan yağla da yapmaya devam edeceğiz. Yine bıçakla. Tamam. Şimdi yatabilirim işte. Yürü iç. Dört saat uyuyalım.
Böylelikle gece de çalışmış olduk. Çok dinlememe gerek yok. Gitmeden önce biraz dinlensem yeter. Suyumuzu içelim. Bu arada açlık durumumuz nasıl? Şimdilik fena değil. Bir 6 saat daha uğraşabilir miyiz bununla? Acıkmaya, susamaya başladık. Tekrardan bir balığıma gideyim ben. Tired. 1500 kalori güzel. 2000 kalori işimize yarayacaktır. Sadece 2000 kalorimiz var ama. Böyle ufak bir sıkıntımız var. Bundan başka yemeğim yok. Elimdekilerden kullanmam gerekecek. Şimdilik bunları alayım. Sonrasına bakarız. Önce bir saat daha uğraşalım. Uzamışken yemekleri yiyelim. Bunu da ya. Diğerini sonra yiyeceğim. Suyumuzu içelim. Tekrardan uyku tulumunu için 5 saat daha harcayabilirsek. Bir kuzey ışıkları olsa da bitirsek bugün bunu. Çok istiyorum ama. I'm so tired. I just lay down right here. 6 saati kaldı. Aa, çiğ yemek istemiyorum ben onu. Onu çiğ yemek istemiyorum ben. Pekala. Bunu çözeceğiz. Bunu pişirmemiz lazım. Bizim ne kadar odunumuz var üzerimizde? Yani yok. Yok desek yeridir. Çok değil ama bir 3 saatlik bir uyku uyuyalım. Aralıklı uyuyacağım. Eğer bir kuzey ışıkları denk gelirse, ki denk geldi kullanmak için. Şahane. Tam da zamana denk geldi ha. Yapabildiğin kadar yap. Güzel ışıkları olabildiğince iyi bir şekilde kullan. 3 saatini yapmış olduk böylelikle. Olsun, güzel. Bir 3 saat daha uyuyalım. Geri kalan işi bitirelim. Man, I could eat anything. Evet, artık sağlamından güzel bir uyku tulumumuz da var. Bu 3 kilo muymuş ya? Ay maşallah. Ben bunu 2 diye hatırlıyorum ama gördüğünüz üzere halis kuruz kaliteli uyku tulumumuz. Hemen merak edenler için bir karşılaştırma yapalım. Arkadaşlar bu 3 kilo, bu 1 kilo. Bunun özelliklerinde özelliklerini karşılaştıralım. Görünüş bakımından bu şekilde. Burada uyumaya kalktığınız zaman size yaklaşık %100 kondisyonda olunca 5 derecelik bir sıcaklık veriyor. Bunda ise 12 derecelik bir sıcaklık veriyor. Dışarıda uyumak için inanılmaz iyi ve aynı zamanda hani kurtlar falan saldırmıyor bize bu uyku tulumundayken. Ateşimiz olmasa bile. Kurtlar korkuyor yani, ayıp dostlar falan. Ama hani direkt böyle yere atınca korkmuyor yani. Hani normal koşullarda saldırır yani.
Pekala. Benim bu uyku tulumlarına ihtiyacım yok. Bunları buralarda bırakıyorum. Dandik bir çekicimi bırakıyorum. Yavaş yavaş artık şeye hazırlanacağız. Seyahat hazırlanacağız. O yüzden sağlam çekicimi alıyorum. Tabii ki de mermileri alacağım. Yardım silahına ihtiyacım yok. Fenere ihtiyacım yok. Yakıtı yok çünkü yanında. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Bunlar görsel olarak bulabilir burada. Muhtemelen oltaları götüreceğim. Ot saplarını götüreceğim. Büyüleri götürelim. Güzel arşiv olmuş orada. Bayağı bir var. Bunları okumuştuk zaten. Bunlara ihtiyacım yok. Yemekleri alacağız tabii ki de. Yedek kıyafetleri almayacağım. Bunlar burada kalsın. Çok uğraşmak istemiyorum. Buradan alabileceğim bir şey yok. Yedek kıyafet alsak mı acaba ya? Yani ceket almayacağım da en azından bereyle eldiven alabilirim. Gizemli gölde vardır muhtemelen de. Hadi götürelim. Bana pişman olmaya gerek yok. Dandik büyüteci at. Sağlam büyüteci al. Tabii ki de çakma al. Hızlandırıcıları al. Bitleri al buradan. Tabii ki de paralarımı alıyorum. Büyüteç burada kalabilir. Oklarımı alacağım. Mermilerimi alacağım. Yaylarımı alacağım. Kumaşlarımı alacağım. Bağırsak alacağım. Evet biliyorum biliyorum. Bayağı bir ağır olacağız bu serüvende ama bırakacağım şeyler de vardır elbette. Hallederiz. Pek de yok aslında ama bakalım. Yavaş yavaş da olsa gideceğiz. Adrenalinleri tabii ki de alıyorum. Burada iki tane şunlardan bıraksam yeter zaten. Şu antiseptiği bırakıyorum. Sağlamları alacağım. Tamam. Yani iki tanesi alayım sadece. İlaçları alıyorum. Götürürüz. Bunlar burada kalsın. Bunlar burada kalsın. Son olarak buraya bakacağız. Bu mahvolmuştu zaten. Dikiş kitlerini alıyorum. İki parça, birkaç parça kuş filan alacağım ama çok da yerim yok, dikkatli olmam gerekiyor. Aleti de at. Şu an için nebe kullanmıyoruz ama o lazım olacak ileride. Destelem de yok. Bunları alıyorum. Evet, bayağı bir ağır olduk şu an. Bayağı bir ağır olduk. Ama almam gereken her şeyi aldım. Ve 47 kiloyuz evet, birazcık ağırız. Birazcık değil, bayağı bir ağırız. Ama taşınıyoruz, yapacak bir şey yok. Taşları bırakabilirim. Bonus kaybetmek istemiyorum. Bonusu kaybedersek koşamayız. O yüzden astronotların hepsini yiyorsun. Hem yorgunuz biraz. Birazcık doyuyalım. Fırtınanın geçmesini bekleyeceğiz çünkü.
Bir saat daha uyu. Keşke bir saat uyusaydı. Ve gidelim artık. Gidiyoruz buradan. Şimdi hedefimiz Gizemli Göl. Baraj tarafından geleceğiz. Orada almadığımız lootlar da var. Muhtemelen mağara içerisinde bir tane geyik de bulacağız. O yüzden mağarada tekrar ateş yakıp bu balığı da yemek istiyorum. Ağırlığımız 48 kiloya kadar çıktı. Ama hala koşabiliyoruz. 48 kilo olmamıza rağmen. Çünkü taşıma kapasitemizi artı 10 arttırdık. Bu iyi bir şey. Cile olarak bana... Bir tane taş kalsın. Belki tavşan alırız yolda. Kokuyor muyum? Birazcık kokuyorum. Ay, 9 mermim var fişek tabancamda. Bence sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bugün biraz üşüyeceğiz. Hadi ağırlığımı azaltmak için biraz da su içelim. Buradan gidelim. Ama her şeyimi aldım. Bütün derileri falan bile aldım. Sıkıntı olmayacaktır. Hatta buradan giderken geyik derisi ve şey vardı mağarada. Onları da almayı planlıyorum tekrardan. Koşabildiğimiz kadar koşalım. Bu gibi geçit mağarasında muhtemelen bir geyik yemeği yeriz. Dağların yamacına doğru gideceğiz. Tatlı vadiden gizemli gölü bulmak çok kolay. Sinyal kulesinden sonra ana yola çıkıp ana yoldan direkt sağa doğru gitmeniz gerekiyor sadece. Bir kulübeyi bulacaksınız. Mağaranın yanındaki kulübe. Hemen aşağı indiğinizde yıkık bir ağaç. Ya başka yerden dolaşırsanız da fark etmez. Yıkık bir ağacı bulmanız lazım. Yıkık ağacın hizasından direkt gizemli gölü giden olan mağarayı işaret ediyor zaten. Sağ tarafta bir kurt tavşan yiyor. Uzatmak hissesi nasıl öyle geliyor bilmiyorum ama. Şu büyük taş mağaranın olduğu, şu büyük tepelik mağaranın olduğu yer. O yüzden soluna doğru gideceğiz. Pardon. Çok çubukla falan uğraşmıyorum şimdilik çünkü... Mağarada birkaç şey bulacağız zaten diye ümit ediyorum. Burada eğer burada bazen tavşan oluyor da. Kurt olmazsa birkaç tavşan alabilirim. Karnımı doyurmak için. Ben civarı tavşan da göremiyorum, kurt da göremiyorum. İkisi de problem. Mağaraya geldik. Burada topladığımız geyik derisi vardı geçtiğimiz bölümlerde. Bunu alacağım. Bakalım kurumuşlar mı? Kurumuş. Kondisyonları da %50. Gayet güzel. Hala koşabiliyorum. 98 pardon. 49'a geliyor. Şöyle bir gidelim. Çok cold. Çok cold. Biraz üşümekten zarar olmaz. Bir yerde tavşan gördüm. Gitmeden önce şu tavşanı almak istiyorum. Koşamayacağım için şöyle birazcık yaklaşmam gerekiyor. Hop. Haydi bakalım. Daha fazla kokuyoruz. Problem değil. Hatta şu an ağırız bile. Koşamıyoruz. Ama problem değil.
Tamam camı çıkarayım. Bir unuttuğum bir tane mantar vardı. Bunu alacağım. Bu kulübeden. Ben bu kulübe direkt mağarayı gözüküyor diyebiliriz. Ya da o işte yukarı çıkarken, bu tepeye çıkarken, yani Tatlıvadi'den buraya gelirken kullandığımız yol var ya. O yol da buraya doğru gidiyor. Hep dağı takip edip bu yola gidebilirsiniz direkt, gelebilirsiniz direkt bu yolun uzantısına. Öyle bir şekilde mesela fırtınada yolunuzu bulmak için yolu takip ettiniz ve mağaraya girmek istiyorsunuz. O anda şu yolu takip ettiğiniz müddetçe şu yıkık ağacı bulursanız varmış oluyorsunuz. Yani öyle kafanız karışmasın. Aa burası mıydı, orası mıydı diye kafanıza karışmasına gerek yok. Şu yıkık ağaç direkt bize yolu gösteriyor. Bu arada bazen yorumlarda şey de görüyorum. Kibrit tasarrufunu yapmıyorsun falan filan. Abi şöyle kibrit tasarruf yaparsan güzel olur falan tarzında yorumlar da görüyorum da. Teşekkür ederim. Bunların biliyorum, farkındayım ama yapmıyorum sadece. Bunun sebebi ben Mütece Ağız'da şu an neredeyse hedeflerimin hepsini gerçekleştirdim ve gördüğünüz üzere daha ben gizemli gölde falan da bıraktım diye hatırlıyorum. 72 tane kibritimiz var. %100'lük bir çakmağımız var. %20'lik bir çakmağımız var. Yani ben burada istediğim gibi loy loy yaparak yardırabilirim yani hiç rahatlıkla. Mütecavızda bu seviyeye geldiğinizde çok büyük problem olmaz. Ama şu konuda haklısınız, evet. Ben meşaleleri... Ha bir de şöyle bir şey var. Hani fail olur çakmak. İşte hani kibrit önce meşale yap sonra şey yap tarzında diyorsunuz da. Benim zaten ateş yakma yeteneğim 5. seviyeye ulaştı. Ulaşmamış, pardon. 4. seviye bile ulaşsa, yani sadece bir çubuk yakmak için bile %95 yakma şansımız var çubuğu. Çarpmakla yapmaya çalışırsak %100. Hani fail'lama şansımız o kadar düşük ki çok nadir böyle oluyor. Ya maksimum böyle hani bütün kibrit kutusundan bir tane kibrit kaybedersiniz. Bu seviyeye geldiğiniz zaman. Yani bu saatten sonra o kadar official söylemenize gerek yok açıkçası. Tabii ki de, ha bu arada mütecavız oynuyorsanız ve ben dekora gideceğim diyorsanız, 1000 gün yaşayacağım falan niyetiniz varsa tabii ki de kibitler olabildiğince önemli. Hatta şu günden itibaren mümkün olduğunca büyütücü kullanarak ateş yakmanız gerekiyor. Büyütücün kondisyonu azalmadığı için sınırsız kullanabileceğiniz bir alet. Güneşli günlerde ateş yakıp bolca su üretip stoklamanız falan lazım. Yemeğinizi suyunuzu o zaman halletmeniz lazım. Biraz çubuk falan topluyorum. Bu mağaraya gelmedik daha öncesinde. Şuraya bakacağım öncelikle. Bazen buradan bir şeyler çıkabiliyor. Belki bir yemek partisi bir şey vardır. Hiçbir şey çıkmadı. Şurada birkaç odun parçası var. Benim için iyidir bunlar. Üzerimizde bir tavşan var yiyeceğimiz. Ve ileride bir tane de geyikle karşılaşacağız. Muhtemelen. O yüzden... Ateşi şimdi yakmayacağız. Evet, bizim abla da acıkıyor bu arada. Bu arada çok geyik derisi ve şeyle uğraşmak istemiyorum. Burada bırakırım muhtemelen. Çünkü yanımda yeterli miktarda alet edevat var. Geyik derisi falan da var. Yani onlarla pek uğraşmak istemiyorum. Bizim leş toplamamız 5. seviye zaten değil mi? Hani onu kasarız diyeceğim. Yok, 5. seviye zaten. Ya
Zaten birkaç ayı vurunca direkt leş toplama 5. seviyeye çıkıyor. Hadi be, çıkmadı geyik. Üzdü. Neyse, tavşanı iyi ki öldürmüşüz vallahi. Bazen burada adam düşüyor, bazen geyik düşüyor. Çoğunlukla geyik buluyorsunuz ama bazen böyle adam da bulabilirsiniz. Adam bulunca üzülüyoruz tabi. Hani izide falan adamdan bir şey çıkıyor ama böyle bir tecavüzde çok da uygun bir şey, yani mümkün bir şey değil ne yazık ki. Madem meşalemiz var. Yakalım ateşimizi. Çünkü açlıktan öleceğim. Yani kondisyon gidecek. O yüzden yemeğe ihtiyacım var. Perfect. Çok büyük bir ateş yakmayacağım. Sadece tavşan etini pişirecek kadar bir ateş yakacağım. Ha, bir de balı pişireceğiz. Şu et, şu şeyi yiyelim. Ben çok şeyimin azalmasını istemiyorum dediğim gibi taşıma kapasitemi. Bir tanesini yiyelim onların. Suyumuzu içelim. Tavşan. 60 et ya. Neyse. Dişimizin koluna yeter ancak ama. Yemek yemektir. Tavşan at buraya. Eti buraya at. Güzel balığımızı yiyelim. Tavşan etimiz pişerken de bir kuş burnu hazırlayalım kendimize. Şimdi bizim ne kadar suyumuz var? Tam yeterince varmış. Bir çay içebilir miyiz? Sıcak kuş burnu çayı içelim. Hem bonusumuzu alalım. Ateşi de tam verimlilikle kullanmış olduk meşale alarak. Tavşanı da üzerine attığım için birazcık daha koşma taşıma kapasitem rahatladı. Balığı da yedik. Şimdi burası birazcık tehlikeli de olsa, birkaç kurt var çünkü. Buradaki yerlere bakacağım. Varsa geyikleşini almaya çalışacağım. Hasrotların olabildiğince toplamaya çalışacağım. Varsa. Ateş falan yakarak kurt korkuturuz. Gerekirse bir de ok yayla vurmaya çalışırım hatta. Hatta buradaki kurtu vurmaya çalışabilirim de ya. Yani kondisyonum çok iyi. Yorgunluğum iyi durumda. Çok büyük sıkıntı değiliz aslında. Şu an çayın ve meşalenin de faydasıyla düşünmüyoruz, az düşüyoruz. Bakalım bitiş bölgesi bize ne sağlayacak. Ben yine toplayabildiğim çubukları toplayacağım çünkü burada ateş yakacağız. Rüzgar varmış gibi gözüküyor ama şu anlık böyle meşaleten dart. Gerçi şu an rüzgar direncimiz var, korumamız var da biraz dağların arasından, tepelerin arasından gittiğimiz için burada biraz koşalım. Şu an üzerimizde herhangi bir şey olmadığı için kokmuyoruz. Bu bir artı. İlk bakacağımız yerde leş falan bulamayacağız zaten. Söndü. Gerçi bunu çubuğunu alabilirim. Tavşanlar var ama tavşan dediğim gibi biz açıkçası burada birazcık fazladan ziyade zarar dokunacaktır. Benim silahım olarak taş var, tamam. Bulsun. Belki buradaki kurtu öldürürsek tavşanlara da el atmaya çalışabilirim yani. Karnımı doyurmak için.
şu an değil. Kurt burada iniler de çıkıyor. Burada başka spam noktası yok, o yüzden kafanız rahat olabilir. Ama burada biraz zaman geçirirseniz tabii kurt dolaşıyor, geziyor. Buradaki tavşanlar da avlamaya çalışıyor. İlk girdiğinizde bir sıkıntı olmaz. Burada bolca çubuk var. Bu arada burası, bu mağara uyku tulumu spam noktalarından bir tanesi. Genelde burada birkaç yiyecek bulabilirsiniz belki. Şansınız yaver giderse birkaç malzeme bulabilirsiniz. Hatta kitap da varmış bak. Yakmalık olarak kullanacağız. Çünkü bu bir av parçalama. Kibrit de bulduk yani. Uyku tulumu da çıkabiliyor burada. Yani buraya es geçmeyin. Geçiş bölgesinden giderken. Uyku tulumu yutacağımız da çok önemli zaten. Gel bakalım Gurd Efendi. Şimdi şuradan bir karga sesi geliyor. Orada bir ölü var. Direkt oraya mı gitsek ya? Orada bir karga sesi var çünkü. Belki geyikleşirken bulabilir orada. Burada birkaç tane geyikleşir spam noktası var. Oraya şuraya tırmanarak gideceğiz. Hop, hadi bakalım. Yok, olmadı. Şuradan gideceğiz. Kargalar sağ tarafta. Hava kararıyor bu arada. Burada mantar var. Geyik mi? Adam mı? Sanırsam adam. Olsun, mantarlar da bizim için güzel bir kaynak. O burada iki tane akça ağaç da varmış. Bunları da alabilirim aslında. Neyse, aklımızda bulunsun. Ha, geyik var burada. Ben yeterince ağırım. Açıkçası istemiyorum pek bir şey de. Oh oh oh, mantarlara bak. Burada ölü adam da varmış. Pekala, güzel şans çıktı. Lütfen bir şeyler var. Pek bir şey vermedi. Ama bir tane çam odunu verdi. Pekala, o da güzeldir. Isınmak için ihtiyacımız olacak. 1.8 kilo etimiz var. Şahane. Bence şahane. Şimdi hızlıca şu tutuşturucuyu da kullanarak da hızlandırıcı da kullanalım. Olabildiğince hızlı bir şekilde şunları atıyoruz. Etleri alıyorum. Ağız olsun, ısınıyoruz. Güzel. Ben buraya bir tane kömür atacağım. Sırf ısın. Tamam. Sıcak bir çay içeceğim. Kondisyondan azalmasın diye. Etleri bir güzel alalım. Bu güzel oldu. Karnımızı güzel doyurduk. Şu an çok hafif koktuğumuz için belki kurt önümüze çıkar diye.
I hate being cold. Because I really do. Tabancamı çıkardım. Valla açıkçası şu an üzerindeki et sayesinde kurt öldürmemize de gerek kalmadı. Bak şurada bir tane geyik var, kesin şuradan çıkarıp gidebiliriz. Kurt orada. Şu an için bizi görmedi. Aslında hava çok güzeldi ya. Geldin ya. Gel madem, gel. Ne? İçinden geçti arkadaş. Gel gel. Tavşana gidiyor. Çok iyi. Tavşandayken vururum herhalde. Neredeydin lan tavşana? What? Kurt görünmez oldu yine, kaç. Öyle taşın orada kurt yok oğlum. Yapacağınız işe sokayım ya, bu nedir ya? Aç. Aç, kaç, kaç, kaç. Bu kurt bizi aşar. Evel de var, ok içinden geçti arkadaş. Hayalet kurtla kapışıyoruz ya, böyle şey mi olur? Fluffy'nin hayalete gelmiş. Kaç kaç kaç. Topuk. Run your fox. Hadi bakalım. Bu tekrardan çıktı ortaya ya. Ağzına sıçayım seni. Ben mi görmedim ağacın arkasında mıydın? Ne bileyim, orada tavşan var diyemiş. Ses de geliyor ama kurt gözükmüyor. Neyse, bu düşman bizi aşar arkadaşlar. Ötümüz donuyor. Ama hipotermi ürünümüz çok sıkıntı değil şu an için. Bu arada şuraya çok yaklaşıp oradan girmekten ziyade burayı da kullanabilirsiniz. Burada aynı zamanda bir tane daha geyik olacaktır. Burası tam böyle leş geyik yeri ya.
Şu yukarıda var, burada var, şurada var. Mağaranın içinde var. Hani leş geyik, geyik leşi bulmak burada çok güzel. Sen ne kadar et var? Olmasaymış daha iyiymiş yani, bu niye ya? Vallahi olmasaymış daha iyiymiş. Çam odunu atıyorum. Bunu yaparken bir mantar hazırlayalım. Mantardan çay hazırlayalım. Eti bir yiyelim. Sıcak çayımızı içelim. Hemen meşale alayım. Buradan direkt şu tepeye atlayarak direkt baraja doğru giden yolunuza girebilirsiniz. Rahat bir şekilde. Hani kurtla hiç münakaşaya girmeden buradan kaçıp girebiliriz. Böylelikle bu geçit bölgesinde bitirmiş olduk. Dediğim gibi geyik derisine şu an için hani kıyafet olanacak bir durumumuz yok. Üzerimizde bir de aynı zamanda kurumuş iki tane geyik postu da var. Hani herhangi bir saldırıya sekre yırtılmasına karşı yedek kıyafetimiz de var. O yüzden almıyorum geyik derilerini. Bağırsaklarını. İhtiyacımız olursa bir tane geyik avlarız zaten. Ki ilerleyen zamanlarda avlayacağız zaten yani okçuluğu. Okçuluğu bir şimdi seve gitsedik böyle çok daha rahat alarak aslında geyiği de. Çok rahat bir headshot eğilerek sıkabildiğimiz için geyiği korkutmadan olabildiğince yakınına yaklaşıp bir kafadan oku sıkıp öldürebiliyorsunuz rahatlıkla. Ama koşabiliyormuşum bu arada. Koş. Çam odununu bıraktık ya. Yani sen ucu ucuna şu an yetiyor. Hava bu arada -16. Her ne kadar uyku tulumumuz ve kıyafetlerimiz sağlam olsa da direkt ateş yakmadan uyumak çok sıkıntı. 12 derece bir sıcaklık konusu veriyor ama işte yeterli değil. Burası da tek tarafı kapalı için gıcık oluyorum ben ya. İlla karşıya geçmemiz gerekiyor. Hadi bakalım. Meşalemiz söndü, sıkıntı yok. O canımızın yarısı gitmiş. Ateşimiz hala yanıyor oradan ha. Ey yavrum. Sus la. Niye iki tane kurt sesi geldi ya? Bak 3 tane geliyor maşallah. Buradaki geyi de almıştık zamanında zaten gizemli göldeyken burayı alırım ben genelde. Gir. Buradan baraja gelelim ve bu bölümü burada sonlandıralım arkadaşlar. Yolculuğumuzun bir güzel kısmı bitmiş oldu böylelikle. Şöyle uyuyabilecek bir yer bulabilirsem.
olacağım açıkçası ama. Ha, şurası çok güzel. Su içelim. Ben burada bir 10 saat güzel bir uyku yiyeyim. Efendim, izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Buradan sonra yolculuğumuza devam edeceğiz. Beğeni ve yorumlarınızla seriyi desteklemeyi unutmayın efendim. Bu içerikler devam etsin. Benim de bu içeriklere ufak da olsa bir desteğim olsun niyetiniz varsa açıklamalarda bulunan BinoGame Boyun For üzerinden bana küçük maddi desteklerinizi de gönderebilirsiniz. Teşekkür ederim. Bu arada desteklerinizi gönderdiğiniz zaman mesajlarınızı okuyacağım video sırasında. Orada destek gönderirken mesaj da gönderebilirsiniz. Teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Her gün twitch.tv/menekşedov adresinde canlı yayında doluyoruz. Ki bugün de Long Dark yayın olacak akşam efendim. Bugün dün yapamadım ben yayın pazartesi günü. 28 günlük streakimiz bozulmuş oldu böylelikle ama devam edeceğiz. 60 günü tamamlayıp en azından bir 60'da 59 yapmak istiyorum en kötü. Witcher'la başlayıp sonrasında The Long Dark oynayacağız efendim. Custom ütücağımız devam edecek. Sizleri orada da bekleriz, görmek isteriz. Bekliyorum. twitch.tv/menekşedov. Özellikle saat 7'den sonra oluyor Long Dark, onu söyleyeyim. Hadi bakalım, görüşürüz.